Şu an yayında mısınız hepiniz? Yayındayız. Evet Ulan evet. burada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı. He, kamera. Anladım. Lan ben şöyle ineyim. Bakalım ya, şöyle bir geleyim. He, bak kamera. Çek çek, beni de çek kardeş. Çekiyor mu şu an? Çek çek, al bunu da çek. Çekiyor, al, çekiyor. Çek. Abi araç güzel ya. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'deyiz ve beklenen olduğu yeni DAF oyuna eklendi arkadaşlar. Videonun başında da gördünüz. Ya biz bu DAF'ı çok uğraştık arkadaşlar ya. 1.41'deydim. 1.40'a gelecek dediler. 1.40'a döndüm. 1.40'daydım. 1.41'e döndüm. Böyle bir çelişkiler oldu ama şükürler olsun ki yeni DAF'ımızı aldık arkadaşlar. Şu şekilde ben size DAF'ımızı göstereyim. Gerçekten efsane duruyor. Şöyle bir yakından detayları göstereyim. Bakın burada da bir tane kamerası var arkadaşlar. Şöyle gerçekten efsane peron aynası yerine peron kamerası var. Şu şekilde zaten aracımız aynasız, kameralı, görüyorsunuz. Harbiden süper. XG Plus paketi var bende. Şöyle aracın sağını solunu göstereyim. Birazcık da süreriz, sonra videomuzu sonlandırırız. Araç gerçekten efsane olmuş bu arada. Şöyle ben size detaylarını göstereyim. Ön ızgarası da bu şekilde. Araç gerçekten efsane arkadaşlar. DAF gerisi laf. Bence şu anda oyunun en güzel, en favori tırı bu olabilir. Şasi kısmı bu şekilde. Şu an 4x2 seçeneği var. Diğer seçenekleri de umarım gelir diye düşünüyorum. 1.40'dayız bu arada. Onu da söylemekte fayda var. 367 beygir. Kankam çok azmış ya, neyse. Buraya takılmayalım. Şu anda 6 vitesli seçeneği de yok. 16 vites retardallı seçenekleri de mevcut. İçine geldiğimizde ise şöyle gri seçenekli var ve burada ahşap seçenekli var. Aracın şu anda seçenekleri birazcık benim gözüme az geldi. Ama bunlar bence daha fazla geliştirilir, eklenebilir diye düşünüyorum. SCS'nin yayınından çıktım. Direkt video çekiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ya 1,5 saat yayın izledim arkadaşlar. Ama güzeldi. Sıkıntı yok. Şöyle DAF'ımızın içini göstereyim. Gerçek hayatta benim bindiğim tırlardan birisi DAF. Şu önü bayağı bir zaten gerçekte DAF'ın büyüktü. Şurada hörgücü olmasına rağmen buradaki bu hörgücü birazcık daraltmışlar. Yani kısaltmışlar. Ve bu da gerçekten efsane büyük bir görüntü katmış aracın içine. Harbiden süper. Yani DAF olmuş arkadaşlar. DAF gerisi laf. Burada hayalet ekranları, göstergeleri falan bizi karşılıyor. Bunlar isterseniz dışarıda bakalım. Şöyle boya seçeneklerine gelelim abi. Burada lansman renkleri var. Turuncu da gerçekten bu arada efsane güzel durduğunu söyleyebilirim. Biz hatta turuncu yaparsak daha iyi olur. Burada seçenekleri yine şöyle güneşlik seçeneklerimiz var. Buralara kornalar eklenebiliyor. Onun dışında şuraya ikaz lambaları eklenebiliyor. Ön ızgaraya geldiğimizde tek çeşit. Burada tek çeşit. Burada böyle plastik ve boyalı seçeneği var. Ben yoruldum konuşmaktan. Burası da normal. Yani jantı da istediğiniz gibi yine kafanıza göre yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle kafamdan bir şeyler attım. Şimdi burada yan kapamalıklarda şöyle boş seçenekleri var. Yanlı depoları falan bayağı büyük. Ha, burada plastik var. Boyalı var. Özel renkli, özel renkli iki seçeneği var. Yani şuraya da böyle bir şey ekliyor. Gelelim hemen arkasına, çamurluğu boyayabiliyoruz mu? Çamurluğu maalesef boyayamıyoruz. Arkasına geldiğimizde arkası da bu şekilde. Şurada ben bir şey gördüm. Bu neymiş? Bu da normal rüzgarlıkları ekleyip kaldırıyor. Şu anda oyuna XG ve XG Plus eklendi. Yani XF aynalı versiyonu eklenmedi. Onu da söylemiş olalım. Direksiyon seçeneklerimiz de bu şekilde, gerçekten güzel ve hoş olduğunu söyleyebilirim. Yine buraya bir şeyler falan ekleyebilirsiniz. Hemen siparişi onayla diyelim ve yeni DAF'ımızı sürelim arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Hazır mısınız? Yeni DAF'ımızın içindeyiz. Şurada yine ekranlarımız bizi karşılıyor. İlk önce bir kontağımızı açalım. Oy! Şuna bak, şuna bak, 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 bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Gerçekten efsane bir görüntü var arkadaşlar. Şöyle arkaya da bakalım. Arkası da bu şekilde. Araca dıştan bakacak olursak, oy, araç gerçekten efsane duruyor arkadaşlar. Şöyle bir dörtlülerimizi yakalım. Sinyallerimizi yakalım. Vallahi DAF yapmış. Gerçekten helal olsun. DAF gerisi laf. Kontağımızı açacağım ama kontağı açmadan önce şu oyunun seslerini ben bir kontrol edeyim. Seslerimiz çünkü bayağı bir azdı. Aracın motor sesini duymanız adına bunu yapıyorum. Hadi marşımızı yapalım. Evet, marşımızı yaptığımda şurada bir devir saatinde mavilik oldu gördüğünüz üzere. Yavaştan bir hareket edeceğiz. Bakın şuradan I butonuyla orayı değiştirebiliyorum. Oy abi, ekranlara bakın. Efsane bir şekilde bakın. Gerçekten süper olmuş ya. Vallahi helal olsun. Şöyle bir yavaştan çıkalım bakın. İmdatı da burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir yavaştan buradan çıkalım. Kirkenes'teki evimize doğru gidiyoruz. Yeni son model DAF'ımız ile peron aynalarını falan görüyorsunuz zaten.
Şurada dijital aynalar falan harbiden süper. Bakın peron aynası burada üste eklenmiş kamera şeklinde, gerçekten süper. Normalde XF'de şurada bir cam vardı. Yani kör noktanın orada bir cam vardı. Ama bu XG'de ben o camı göremedim. Kankam beni bir salacak mısın ya? Manlı geç Manlı. Beni bir sal yalnız ya. Beni bir salan abi, ben gideceğim. Bak yeni tır aldım, beni salmıyorlar ya. Gelme, nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Bak vurdu. Gitti güzelim, son medal aracım ya. Nereye geliyorsun ki? Benim çıktığımı görüyorsun yani. Neyse devam et lan. Hadi bak bir de üstüme kırıyor. Gir git lan buradan. Gir git oğlum hadi ya. Lan git git ya. Bak videoyu bozacak manyağa bak. Heh. Devam et. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Araç gerçekten harbiden süper. Ufaktan bir dokundurduk. O da bizim nazarlığımız olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir aracın içi gerçekten harbiden süper. Üste sunroofumuzda görüyorsunuz. Saati birazcık gece yaparsak, yani burası Kirkenes, yani pek fazla bir gece olmuyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle birazcık gaza basalım arkadaşlar. Lambalarımızı da yaktık. Oy, gerçekten efsane bir görüntü var. Camlarımız da aç abi. Şöyle bir tekrardan saatimizi öyle yapalım. DAF bu şekilde, normal 12 vites olduğu için birazcık kalkmakta ben zorlanıyorum ama araç gördüğünüz üzere güzel. Harbiden süper bir olay olmuş. Cam bu arada şu kadar iniyor, daha fazla inmiyor bakayım. Aynen, cam o kadar iniyor, yeterli, daha da ne olsun. Aynalar falan şu anda güzel bir şekilde, bakıyorum çalışıyor. Vallahi süper ya. Araç tıslaya tıslaya gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle bir selektör de yakayım. Bak bak bak, görüyor musunuz? Araç harbiden süper olmuş. Kirkenes'teki evimize de geldik. Benim bu videoda demek istediklerim bu kadardı. Yeni aracımızı da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ufaktan bir nazarlık kazamız oldu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şöyle bir kapattığımızda aynalarımız falan da gidiyor. Kontağımızı açtığımızda geliyor. Marşımızı yaptığımızda. Araç bu yani. Göstereceklerimiz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hatta gece performansını da göstereyim. Heh, şükür bir karanlık yere geldik ya. Sabahtan belli buna uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın far ne güzel yanıyor. Bak bak bak. Hey maşallah. Tapımız gerçekten yanıyor yanıyor. Oh. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.